Herkese merhabalar ve iyi çalışmalar diliyorum arkadaşlar. Kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle birlikte 3-4-5 AYT matematik kitabımızda fonksiyonlar konusunun testlerine devam ediyoruz. Bu videoda ÖSYM tadında bir testinin çözümünü yapacağız. İlk sorumuzda sıfırdan farklı gerçel sayılar kümesi üzerinde tanımlı bir f fonksiyonu verilmiş. -2 ile -1 aralığının f fonksiyonu altındaki görüntü kümesi hangisidir? Şimdi -2 ile -1 yani tanım kümesi x'in aralığının -2 ile -1 aralığında olduğunu söylüyor ve bunun f fonksiyonu altındaki görüntü kümesini istemiş. Şimdi elimizde fx fonksiyonu var. Fx fonksiyonundan bizim yani buradaki tanım kümesindeki aralığı görüntü kümesine çevirmemiz gerekiyor. Fx'e çevirmemiz gerekiyor. Fx fonksiyonu şöyle düzenlesek öncelikle. Burada mesela kesirlerini ayırarak yazabilirim. 1 bölü mutlak x eksi mutlak x bölü mutlak x şeklinde yazabiliriz. Burada da mutlak x'ler sadeleşir ve 1 bölü mutlak x eksi 1'e dönüşür. Fx fonksiyonumuz bu. Şimdi biz fx fonksiyonu buradaki 1 bölü mutlak x eksi 1 fonksiyonunun aralığını bulacağım ki o aralıkta ne olacak? Sonuç olarak görüntü kümesinin aralığı yani fx'e eşit olacak. X'ten bu ifadeye ulaşmam lazım benim buradaki ifadeye. O zaman öncelikle bir mutlak x'i elde etmeye çalışalım. Bu eşitsizliğin tamamını mutlağını almış olsak burada mutlak eksi 2'den 2 geldi. Mutlak x gelecek burası. Mutlak eksi 1'den de 1 oldu. Dolayısıyla sıralamamız bu şekilde değişmiş oldu. 1 bölü mutlak x olması için eşitsizlik nasıl oluyor? 1 bölü şeklinde yazıyorsak ters dönüyordu. Yani eşitsizlik tamamen burada küçükse büyüğe, büyükse küçüğe dönecek. 2'yi 1 bölü 2 olarak yazdık. Büyüktür demişti, küçük oldu artık. 1 bölü mutlak x küçüktür. 1 bölü 1'den 1 geldi. Sonra da şimdi 1 bölü mutlak x'i elde ettik. Bir de eksi 1 lazım. Onun için eşitsizlik her taraftan 1 çıkartacağım. 1 bölü 2'den 1 çıkarttık. 1 bölü mutlak x'ten 1 çıkartıyorum. 1'den 1 çıkartıyorum. Yani burası eksi 1 bölü 2 küçüktür. 1 bölü mutlak x eksi 1 küçüktür 0. 1 bölü mutlak x eksi 1 dediğimiz ifade fx fonksiyonu. Bu aralıkta neymiş? Eksi 1 bölü 2 ile 0 aralığı. Fx dediğimiz zaten bunun buradaki aralığı neyi veriyor bana? Görüntü kümesi yani y değerleri sonuçta. Buradaki aralığı verdiğine göre o zaman bu ne olacak? Görüntü kümesinin aralığı gelmiş olacak. Benden istediği zaten buydu. O yüzden de cevabımız eksi 1 bölü 2 ile 0 aralığında olacak. Yani buradaki B şıkkı cevabımız gelecek. İkinci sorumuzda dik koordinat düzleminde fonksiyonların grafikleri verilmiş. Buna göre işaretleri sırasıyla hangisi de doğrudur? Şimdi burada F3, F1 bunları yorumlayabilmemiz için mesela 3 noktası, 1 noktası bir de eksi 2 noktasındaki bu değerlere bakmaya çalışalım. 3 noktası mesela nerede? Burada bir yerlerde. 3 noktası için şöyle diyelim. Burada mavi fonksiyon fx çarpı gx. X yerine 3 yazdığımız zaman f3 çarpı g3 gelecek. Ve bu fonksiyon sonuçta 3 dediğimiz değer buradaki görüntüsü negatif tarafta olduğu için f3 çarpı g3 değeri 0'dan küçük. Gx'e bakalım. Gx x yerine 3 yazdığımız zaman o da aynı şekilde negatif. Yani g3 değerimiz yine 0'dan küçük. Dolayısıyla burası 0'dan küçükse bu çarpımın 0'dan küçük olabilmesi için burada f3'ün pozitif olduğunu elde ediyoruz. Hemen onu yazalım. Hatta şöyle yazalım. f3 değerimiz pozitifmiş. Bir de 1 değeri için yorumlayalım. X yerine 1 yazdığımız zaman şimdi 1 noktası da burada bir yerde. Dolayısıyla buradan karşılık gelen fonksiyon gx fonksiyonu. X yerine 1 yazdığımız zaman üst tarafta olduğu için g1 değerimiz 0'dan büyük. Aynı şekilde mavi fonksiyonu da yazalım. f1 çarpı g1. Şimdi 1'in değeri buradaki 1 değerimizin değeri ise mavi fonksiyonda negatif tarafa denk geliyor. O yüzden f1 çarpı g1 değeri 0'dan küçük olacak. Şimdi g1 pozitif. O zaman buradaki çarpımın negatif olabilmesi için f1'in de negatif olması lazım. Burası negatif geldi. Şimdi burada artı, eksinin çarpımından artı geldi. Dolayısıyla bunların toplamları ne olacak? Yine artı. Yani burasının pozitif olduğunu buluyoruz. Devam edelim. F1'in burada negatif olduğunu bulmuştuk. F-2 lazım bize. Bunun için de x yerine -2 yazalım. Şimdi -2 değerimiz burada bir yerlerde. -2 ifadesinin mavi fonksiyonumuz pozitif olacak. Yani F-2 çarpı G-2 ifademiz pozitif. Sıfırdan büyük. Kırmızı fonksiyon ise Gx fonksiyonuydu. G-2 değerimiz ise sıfırdan küçük. Şimdi burası sıfırdan küçükse bu çarpımın pozitif olabilmesi için F-2 değerimize negatif geldi. Burası negatif. Negatif bir sayı ile negatif bir sayı topladığımız zaman sonuç ne olacak? Negatif. F-2'nin negatif olduğunu söyledik. Bir de bize ne lazım burada? F3 lazım. F3'ün de pozitif olduğunu söylemiştik zaten. Şimdi burada eksi, eksi ile artının çarpımından burası da eksi gelecek. Eksi ile eksinin toplamından yine eksi gelecek. O yüzden burası da yine negatifmiş. Yani artı, eksi, eksi şeklinde sıralama olacak. Dolayısıyla cevabımız B şıkkı. Üçüncü sorumuzda a gerçel sayısı f fonksiyonun görüntü kümesinin bir elemanı olmak üzere
FA sembolü F fonksiyonun tanım kümesinde görüntüsü A'ya eşit olan elemanların sayısını göstermekte. Görüntüsü A'ya eşit olan elemanların sayısını gösteriyormuş. 1 ile 7 aralığındaki fonksiyonu tanımlamış. Buna göre bu eşitlikte ABC değerlerinin yerine hangileri getirilebilir? Mesela birinci öncüle bakalım. Burada ABC yerine sırasıyla dediğine göre A yerine 5'i yazacağım. Yani F5 artı F3 F2'ye eşit mi? Şimdi FA'yı nasıl tanımlamıştı? A'ya burada tanım kümesinde görüntüsü A'ya eşit olan elemanların sayısı. Yani görüntüsü 5'e eşit olan kaç tane eleman var? Öncele bakmam lazım. Görüntü dediğimiz Y. Y'yi 5 yapan elemanlar burası var, bir de burası var. Kaç tane geliyor burada? 2 tane. Görüntüyü 3 yapan kaç tane eleman var? Burası içi dahil olmadığı için burası yok. Görüntüyü 3 yapan burası var, bir de burası var. 2 tane. Bunların toplamı F2'ye eşit mi? Görüntüsü 2 olan, 2 de burada bir yerde. Görüntüsü 2 olan burası var, burası var ve dolayısıyla burası da 2. 2 tane eleman var. Ama bunların toplamları 2'ye eşit olmadığı için birinci öncül doğru değil. Diğerlerini aynı şekilde alalım. F2 artı F6, F4'e eşit mi? Şimdi F2, 2'ye karşılık gelen buradaki değerimiz 2 tane eleman vardı. F6, 6 burada bir yerde. 6'ya karşılık gelen 1 tane elemanımız var. F4, 4 değerimiz burada. 4'e karşılık gelen burası var, burası var, bir de burası var. Yani 3 tane eleman. Dolayısıyla 2 artı 1, 3'e eşit olduğu için ikincisi doğru. Diğerini yazalım. F1 artı F5 eşittir F3. 1 yapan 1 tane eleman var. Şurası 1. 5 yapan kaç tane eleman vardı? Burada bulmuştuk zaten. 2 idi. Bunların toplamı F3'e eşit mi? F3'te 2 taneydi. Dolayısıyla bu toplam yine birbirine eşit değil. O yüzden 3. öncülü de almıyorum. Dolayısıyla tek doğru cevabımız var. 2. öncül olacak. 4. soruda fx artı 1 sabit olmayan bir çift fonksiyon, gx küpte tek fonksiyon demiş. Buna göre hangileri doğrudur? Şimdi fx artı 1 fonksiyonu çift fonksiyon alalım öncelikle. Mesela fx artı 1 fonksiyonu x kare fonksiyonu çift fonksiyondur. Kuvveti çiftse çift fonksiyon oluyordu. Bu şekilde çift fonksiyon aldım. Peki buna bağlı olarak fx de çift fonksiyon mu? Öncelikle parantez içine x'e dönüştürmem gerekiyor. Bunun için de şöyle yapıyorduk. Parantez içindeki x ifadesinin yerine bu ifadenin tersini yazıyorsun. X artı 1'in tersi nedir? X eksi 1. X gördüğün her yere x eksi 1 yazarsan bu ifade fx'e dönüşecek. Aynı şekilde burada x gördüğün yere x eksi 1 yazıyorum. Burada 1'ler gitti ve tam istediğimiz gibi fx fonksiyonu dönüştü. Karşılığı da x eksi 1'in karesi. Peki fx çift fonksiyon mu? X eksi 1'in karesini alalım. Buradan x kare eksi 2x artı 1 geldi. Çift olabilmesi için x'in bütün kuvvetleri çift olmalı. Burada x karede sıkıntı yok ama x'in kuvveti burada 1. Dolayısıyla tek olduğu için bu ifade ne tek, hatta hem çift de olmuyor, tek de olmuyor. Dolayısıyla ne tek ne çift fonksiyondur. O yüzden birinci öncül yanlış. F fonksiyonu ile ilgili bir de x küp artı 1 var. Şimdi elimizde fx fonksiyonumuz var zaten. Bu fonksiyondan biz fx küp artı 1 fonksiyona ulaşabiliriz. X gördüğüm yere x küp artı 1 yazacağım. O zaman fx küp artı 1 fonksiyonu, aynı şekilde burada x gördüğüm yere x küp artı 1 yazıyorum. Eksi 1'in karesi. Yani x üzeri 6 geldi. Dolayısıyla x üzeri 6, 6 çift olduğu için bu fonksiyon çift fonksiyon gelmiş oldu. Yani buradaki ifademiz de yine yanlış. İkincisine bakalım. Gx fonksiyonu polinom özelliği taşımayabilir demiş. Şimdi bakalım gx küp fonksiyonu tek fonksiyon verilmiş. Önce onu şöyle inceleyelim. Gx küp fonksiyonu tek fonksiyon. Ve polinom özelliğinden bahsediyor. Şimdi ben bu fonksiyonu gx küp fonksiyonunu şöyle bir fonksiyon alabilirim sonuçta. Mesela burası x şeklinde bir fonksiyon alabilirim. Burada da gx, burada gx'i oluşturmak istiyorum ya. Bu şekilde ben buna gx'i nasıl ulaşırım? X gördüğüm yere x üzeri 1 bölü 3 yazarsam g, burası şöyle gelecek. X üzeri 1 bölü 3'ün 3. kuvveti. Burası aynı şekilde x üzeri 1 bölü 3 geldi. Yani g, burası 1 bölü 3 ve 3'ün çarpımından gx oldu. X üzeri 1 bölü 3 geldi. Şimdi bu fonksiyonun polinom özelliği taşımayabilir demiş. Polinom olabilmesi için zaten mesela gx fonksiyonu bu şekilde aldık. Polinom olabilmesi için kuvveti ne olması gerekiyordu? Bir doğal sayı olması gerekiyor değil mi? Yani buradaki 1 bölü 3 şeklinde bir polinom belirtemez. O yüzden de bu ifade polinom özelliği taşımayabilir ifadesi evet taşımayabilir. Dolayısıyla ikinci öncülümüz de doğru. Buradaki ifadede ben bunları farklı bir fonksiyon da alabilirdim. Burada polinom özelliği taşıyabilir, taşımayabilirdi. O yüzden bu fonksiyonu şöyle de alabiliriz. Mesela direkt x bir polinom sonuçta bir polinom fonksiyonu. Ben direkt gx küp fonksiyonu polinom olmayan bir fonksiyon olarak da alabilirim garantiye almak için. Mesela ne olabilir? Trigonometrik bir fonksiyon olabilirdi. Tek fonksiyon istediği için
sinüs fonksiyonunu alabilirim. Sinüs x fonksiyonu, hatta sinüs x küp fonksiyonu. Gx küp sinüs x küp fonksiyonu olsun. Ve buradan da gx'i bulmak için yine aynı şekilde x yerine x üzeri 1 bölü 3 yazarak gx fonksiyonun sinüs x olduğunu bulabiliriz. Şimdi gx küp fonksiyonu tek fonksiyon ama gx fonksiyonun polinom özelliği taşımamış oldu. Yani garanti almak için bu şekilde polinom olmayan bir fonksiyon alarak da başlayabilirdik. Ya da bu şekilde aldık, yine buradan da polinom olmama durumu gelmiş oldu. O yüzden hangileri kesinlikle doğrudur dediği için cevabımız yalnız 2 oldu. 5. sorumuzda bir tanımlama yapılmış. Doğal sayısının 3 ile bölümünden kalan olmak üzere hangileri doğrudur? Şimdi birinci öncüle bakalım. Tam sayılardan tam sayılara birebirdir. Birebir olabilmesi için her bir elemanın görüntüsü ne olması gerekiyordu? Farklı elemanlara gitmesi gerekiyordu. Her bir eleman farklı birer elemana gidecek. Şimdi mesela burada tam sayılar demiş. Tam sayılarda, şimdi tam sayılar değil de negatif sayılarda, pozitif sayılarda aklımıza gelecektir. Mesela burada birkaç tane negatifle başlayalım. Eksi 2 değerini almış olsam, x yerine eksi 2 alsam fx fonksiyonunda. Şimdi eksi 2 aldığım zaman ama şöyle, bunu diyor ki a içerisine yazdığı, üçgenin içerisine yazdığı ifade 3 ile bölümünden kalan olmak üzere. Ben f eksi 2'yi alıyorum, x yerine eksi 2 yazdım. Ama eksi 2 sonuçta 3 ile bölünmediğine göre bunu şöyle yapmam lazım. Önce bunu pozitife taşımam gerekiyor. Burada eksi 2'ye 3 eklediğimiz zaman ne gelecek burası? F1 gelecek. Yani F1 fonksiyonunda da o zaman x değerimiz buradaki, yani üçgenin içerisine yazdığımız sayı ne olmuş olacak? 1 olacak. 1'i 3'e böldüğümüz zaman kalanımız 1 olduğuna göre o zaman bunu kullanacağız. Dolayısıyla burada x yerine 1 yazdığımız zaman mutlak 1 eksi 1'den 0 gelecek. Yani eksi 2'nin karşılığı 0 oldu. X yerine eksi 1 yazalım. F eksi 1. Yine negatif bir sayı olduğu için 3 ekleyeceğim burada. 3 ile bölünebilmeye baktığımız için. 3 ekledik, F2. Şimdi F2 de yine aynı şekilde bu şarta göre 3 ile bölümünden kalan 2 olduğu için bunu kullanacağım. X yerine 2 yazdığımız zaman 2 eksi 1'den 1 geldi. O zaman eksi 1'in karşılığı da 1'miş. 0'a bakalım. F0. 0 zaten 3'e böldüğümüz zaman kalan 0 olduğu için burası gelecek. Dolayısıyla 0 eksi 1'den eksi 1. 0 yazdık, eksi 1. 1 yazalım. Pozitiflere geçelim şimdi. X yerine 1 yazdığımız zaman F1 zaten. F1 değerinde 0 olduğunu bulmuştuk. O zaman 1 yazdığım zaman da 0. Ama dikkat edin, eksi 2'nin de cevabı 0'dı. 1'in de cevabı 0. Dolayısıyla farklı elemanlara gitmedikleri için F fonksiyonu Z'den Z'ye birebir olmadı. Pozitif tam sayılardan demiş, doğal sayıları örtendir. Şimdi pozitif tam sayılar, mesela buradaki ifadede pozitif tam sayı dediğine göre o zaman 1'den başlayacağım. Ki 1 yazdığımız zaman 0 gelmişti. 2 yazdığımız zaman ne geliyor? F2 değeri. F2'yi de bulmuştuk aslında, 1. 3 yazdığımızı düşünelim. 3 yazdığımız zaman 3'ün 3 ile bölümünden kalan 0 olduğu için bunu kullanacağım. 3 eksi 1'den 2 geldi. 3 yazdık, 2. 4 yazacağız, 3 gelecek. 5 yazacağız, 4 gelecek. Ve bu şekilde devam edecek. Ve bu ifade bana neyi verecek? Doğal sayılar kümesini verecek, değil mi? Ve bu elemanlar, yani pozitif tam sayıların hepsi doğal sayıların hepsine gitmiş olacak. Dolayısıyla bütün elemanları, burada elemanların bir karşılığı gelmiş olacak. O yüzden de bu küme, yani buradaki f fonksiyonu örten bir fonksiyon olacak. Açıkta eleman kalmıyorsa örtendi. Bu şekilde sıralı bir şekilde sonuçta bütün pozitif tam sayılara buradaki doğal sayılar sıralı bir şekilde geliyor ve sonsuza kadar da bu gidiyor. O yüzden de açıkta eleman kalmadığı için evet örtendir. İkinci ifadeyi aldık. Negatif tam sayılardan negatif tam sayılara örten mi? Şimdi buradaki ifademizde bir kere görüntüsü, mesela negatif bir tam sayı yazdığımız zaman cevap 0 geldi. Negatif bir sayı yazdık, cevap 1 geldi. Yani negatif tam sayılar gelmiyor. Dolayısıyla da örten bir fonksiyon değildir. O yüzden de burada cevabımız yalnız 2 oluyor. 6. soruda aşağıda gerçel sayılarda tanımlı f ve g fonksiyonlarının grafikleri verilmiştir. Gx fonksiyonunun fx fonksiyonu türünden değeri hangisidir? Gx fonksiyonu, mavi fonksiyon, yani kırmızı fonksiyondan mavi fonksiyon nasıl dönüşmüş ona bakmamız lazım. Bir kere burada bir öteleme var. Mesela burada tepe noktasına baktığımız zaman buradaki fonksiyon buradaki, yani buradaki nokta bu noktaya gelmiş. Yani aslında 1, 2, 3 birim sola doğru ötelenmiş. 3 birim sola doğru ötelemek demek x ekseni şöyle yazıyoruz. X eksi 3 birim sola ise x eksi eksi 3 olmak zorunda. F fonksiyonu normalde fx fonksiyonu iken artık ne olacak? F x eksi eksi 3. Yani f x artı 3 fonksiyonu olacak ki 3 birim sola ötelensin. Kesinlikle sola öteleme olduğuna göre fonksiyonumuzun içerisinde mutlaka f x artı 3 olmak zorunda. Dolayısıyla f x artı 3 olmayan fonksiyonlarımız burada elenmiş oldu. Geriye kalan değerlerimizi de şimdi burada eksi 2 katsayılar da eşit vermiş. Eksi 5 ve 6 değerimiz var. Bunun için de şöyle yapabiliriz. Burada istersek, şimdi bu fonksiyonun nasıl olduğunu öğrendik.
Bundan sonrasında bu iki şık arasında elemeyip ister bir tane nokta üzerinde alarak da gidebiliriz. İstersek de mesela burada tepe noktasının karşılığından bulmaya çalışabiliriz. Normalde mesela buradaki tepe noktasında buradaki ifademiz nedir? Normalde bu sonuç eksi 2'ymiş. Ama bu fonksiyona belli ötelemeler yapıldığında sonuç ne olmuş? Eksi 1 olmuş. Şimdi ben mesela buradaki mal fonksiyona bakalım. Mal fonksiyonu x yerine eksi 1 yazdığında sonuç eksi 1 gelecek. Ya da kırmızı fonksiyona neydi mesela? 2 yazdığında sonuç eksi 2 gelecekti. Alalım bir tane noktayı. Eksi 1 yazdığımız zaman mavi fonksiyona, yani oluşan buradaki fonksiyonlar gx fonksiyonları. Bu fonksiyonlarda x yerine eksi 1 yazdığımda sonuç eksi 1 olmalı. Şimdi bakalım mesela d ve e şıkkına eksi 2 çarpı x yerine eksi 1 yazdığım zaman burası 2 geldi, artı 6. Bunun sonucu eksi 1 olmalı. Oluyor mu peki? Şimdi f2'ye bakmam lazım. F2 fonksiyonumuzda ne? Buradaki x'in 2 olduğunu, eksi 2 olduğunu söylemiştik. Şurası eksi 2. Dolayısıyla 4 artı 6'dan burası 10 geldi. Dolayısıyla bu eksi 1'e eşit değil. Bir de burada kontrol edelim. Eksi 2 çarpı x yerine eksi 1 yazdım. Burası f2 geldi. Eksi 5. F2'nin eksi 2 olduğunu söylemiştik. Dolayısıyla burası 4 geldi. 4 eksi 5'ten de eksi 1. Yani tam aradığımızı verdi. Eksi 1'e karşılık eksi 1 geliyor. O yüzden de doğru cevabımız D şıkkı oluyor. 7. sorumuz A, B, C gerçel sayılar kümesi olmak üzere demiş. Dik koordinat düzleminde fonksiyonları vermiş. Buna göre sayılarının işaretleri sırasıyla hangisidir? Şimdi fx fonksiyonunu mesela burada önce kırmızı fonksiyona bakalım. Dikkat ettiyseniz fx fonksiyonu artı a. A ne demek? Artı a diyorsa y ekseninde a birim yukarıya ötelemiş demektir. Buradaki ifade demek ki normalde mesela buradaki ifademiz, fonksiyonumuz şöyle bir fonksiyonmuş ki a birim öteleyerek bu şekildeki fonksiyonu elde etmiş. Dolayısıyla a birim ötelediğine göre, yani buradaki a'nın pozitif bir yukarıya ötelendiğine göre a'nın burada pozitif olduğunu, artı olduğunu söyleriz. Daha sonra mesela burada bx ve cx fonksiyonlarına bakalım. Şimdi normalde fx fonksiyonumuz bu şekilde geldi. Bu fonksiyonu burada siyah fonksiyona baktığımız zaman b çarpı fx bu halinden, bu haline nasıl geliyor aslında bu? X eksenine göre simetrisini alıyor değil mi? X eksenine göre burada simetrisini almış. X'e göre simetrisini almak demek y'lerin işaretlerini değiştirmek demek değil mi? Normalde mesela buradaki pozitif değerler negatif değerlere gelmiş. Y'nin işaretini değiştirmek demek. Y'nin işaretini değiştirmek de fx fonksiyonu eksiyle çarpmak demektir. O yüzden de fx burada artı fx iken y'leri, yani fx'i eksiyle çarptığı için eksi fx şeklinde bx fonksiyonu gelmiş. Dolayısıyla buradaki b değerimiz kesinlikle negatif olmalı ki x, buradaki x eksene göre simetrisini alıyor ve y'nin işaretini değiştirmiş oluyor. Y'nin işareti artı iken eksiye dönüyor. O yüzden de b'nin burada negatif olduğunu söyleriz. Mavi fonksiyona bakalım. Şimdi burada da mavi fonksiyonu, normalde fx fonksiyonu bu şekilde iken bu hale gelmiş mavi fonksiyonu. Burada da ne olmuş? X'lerin işareti değişmiş değil mi? Buradaki negatif olan x'ler pozitif olmuş. Yani y'ye göre simetrisi var burada da. Y'ye göre simetrisini almak demek x'lerin işaretini değiştirmek demek. O yüzden de normalde fonksiyon fx iken f cx haline geliyorsa x'in işaretini değiştireceğim. X'in işareti burada pozitifken artık burada x'in işareti ne olacak? Negatif. Eksi x şeklinde dönüşecek. O yüzden de y, c değerimiz de burada yine negatif geliyor. O yüzden de buradan cevabımız artı, eksi, eksi olacak şekilde c şıkkı gelecek. Evet arkadaşlar, böylece ÖSYM tadında bir testini bitirdik. Bir sonraki testimizde görüşmek dileğiyle arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın ve beni takip etmeyi unutmayın. Sizleri seviyorum. Hoşçakalın.